Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için başlattığı gönüllü iyilik hareketi devam ediyor. Trakya Üniversitesi Menza önünde Kızılay Kan Merkezi ve rektörlüğüne desteğiyle gerçekleşen bağış kampanyasına Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkul da bağışta bulunarak destek verdi. Başkan Yardımcısı Doktor Tanrıkul'u Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Leyla'dan Sonra isimli grubun güzel bir çalışma yaptığını söyledi. Leyla'dan Sonra isimli grupla biz burada çok güzel ve çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Leyla'dan Sonra diye bir grup kurdular. Bir çocuk, bir dilek diye bir sloganları var. Leyla'dan Sonra'yı bugünkü sorumlu Begüm arkadaşımız, 3. sınıftaki doktor hanım diyeceğiz artık, meslektaşımız bize bunu anlatacak. Ben şunu diyorum, şimdi insanlarımız, yaşayan hemşehrilerimiz kana ihtiyaç duydukları zaman bizleri ararlar, Doktor Erhan Bey'i ararlar, Kızılay'ı ararlar ve hep şunu söylüyorum. Kan arayanlara ve yakını için kan bulmaya çalışanlara, siz kan verdiniz mi? Lütfen ihtiyacımız olmadan da kan verelim ve Kızılay'ın bu kan kampanyalarına, kök hücre kampanyalarına ve diğer kan ürünleri kampanyalarına katılalım. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Begüm Karada, Leyla'dan Sonra projesi hakkında şunları söyledi. Leyla'dan Sonra projesi aslında ulusal anlamda bir proje. Daha öncesinde Çapa'da kuruluyor ve 46 fakültede aktifiz. Biz şu anda burada bir projeyiz, dekanlığa bağlı. SKS'de topluluk olmak için de başvurularımızı en kısa sürede yapacağız. Bir senedir burada aktifiz. Daha çok çalışma alanımız kronik hastalıklı çocuklar. Onların yanına gidiyoruz. Başkanımızın da dediği gibi bir dilek bir çocuk mottosuyla çocukların dileklerini alıyoruz. Onlar vakit geçiyoruz. Ama sadece bu dilek alıp dileğini verme değil, daha çok onlara manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Projemiz daha var, Bir Damla Umut diye. O projede de trombositafereze ihtiyaç duyan çocukların kan ihtiyacını hızlı bir şekilde sağlayabilmek için bir proje. İnternet sitesinde de var. Bundan yola çıkarak biz de kızlarla bir etkinlik yapmak istedik. Umarım güzel bağışlar toplarız. Kızılay Kan Merkezi'nde ekip doktoru Erhan Aksoy, kan bağışı ve kök hücre bağışının önemine vurgu yaptı. Kök hücre bağışını yapmak veya şu anda Ertuğrul Bey'in yaptığı gibi kan bağışında bulunmak gerçekten topluma karşı kişilerin en büyük ödevlerinden bir tanesi. Sağlıklıyken bunları yapacaksınız ki hasta iken aramak zorunda kalmayacaksınız. Bu bizim en büyük sloganımız. Şu anda Kızılay olarak bizler kan ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılamış durumdayız, karşılıyoruz da hem bu bölgemizin olsun hem Türkiye genelinde. Ama kök hücre bağışında birazcık daha farkındalığa ihtiyacımız var.